Avrupa'nın yeşil başkenti Ljubljana'dan herkese merhaba arkadaşlar. Haydi Avrupa'ya firmasıyla çıktığımız gezimizin rotasında sırada yeşil başkent, eski kültür başkentlerinden Ljubljana var. Slovenya'nın mütevazi başkenti var, yemyeşil başkenti var. Buraya daha önce gelmiştik, kışın gelmiştik, Noel pazarları zamanında gelmiştik. O zaman YouTube kanalı yoktu. Şu anda sizler için tekrar gelip buraya dahil ettim kanala da. O zaman Ljubljana'yı da eklemek benim için çok iyi oldu. Şu anda bulunduğumuz yerde birazdan anlatacağım Prešeren Meydanı. Buradan açılış yapmak istedim. Dolu dolu bir Ljubljana rehberi sizi bekliyor olacak. Şu anda da bulunduğumuz yer artık şehrin kalbi, Prešeren Meydanı arkadaşlar. 1795'te ilk bu meydan tasarlanmış ama 1895'teki son depremden sonra son görünümünü almış. Yani bu gördüğünüz meydan ortalama 150 yıllık eserleri ev sahipliği yapıyor. Prešeren de Slovenya tarihi açısından çok önemli bir edebi insan. Onun da böyle anıtı sizi meydanda karşılıyor. Arkamda gördüğünüz Slovenya Katedrali de yapıldığı andan itibaren şehrin en önemli dini mekanı olmuş. Tam bir barok mimari var burada da gördüğünüz gibi. Hani son birkaç yılda gotik kiliseler arasında geziyorduk ama Slovenya'nın bu küçük, şirin katedrali de gayet böyle insanları hoş geldin havasıyla, o rengarenk dış cephesiyle karşılıyor arkadaşlar. Az önce de anlatmıştım ama meydanda böyle güzel etkinlikler de yapıyorlar. Biz buraya kışın geldiğimiz zaman Noel pazarı tam bu alanda kuruluyordu. Tabii nehir boyunca da zaten pazar devam ediyordu ama mesela şu anda da yazın sıcak günlerinden dolayı şöyle yukarıya bir sistem yapmışlar ve yağmur yağıyor. The area with Ljubljana's own weather. Bu area size Ljubljana'nın kendi havasını sunuyor. Gerçekten de girdiğiniz zaman böyle serin serin bir yağmur yağıyor bir anda. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Harika düşünmüş bir şey. Buradan sonra da artık Slovenya'nın en önemli kalelerinden bir tanesi olan Ljubljana Kalesi'ne çıkabilirsiniz karşımdaki yoldan. Birazdan da size oraya anlatacağım. Jože Plečnik, Ljubljana'nın en çok sevilen ve saygı duyulan mimarlarından bir tanesi arkadaşlar. Ama onu niye tanıyoruz? Arkamda gördüğünüz bu üçlü köprüyle tanıyoruz. 1842 yılında ilk köprü tasarlanırken sadece bir köprü yapılmış ama 1930 yılında her iki tarafına birer köprü daha eklenerek dünya üzerinde belki görüp görebileceğiniz en ilginç köprülerden biri meydana gelmiş. Buranın ismi Triple Bridge, yani üçlü köprü. Ortadan bir tane geçiyor, diğerleri de ona bağlanıyor. Çok değişik bir düzeni var. Hani yukarıdan bulabilirsem görüntüleri size koyacağım ya da yüksek bir yerden çekebilirsem koyacağım ama çok güzel ve değişik bir mimarisi olduğu için de bunu size göstermek istedim. Prešeren Meydanı'ndan kaleye çıkan yolu kapsıyor. Yani aslında en işlek iki tarafı birbirine bağlayan, en önemli iki turistik mekanı birbirine bağlayan köprü aynı zamanda. Yani fotoğraf noktası içinde en güzellerden şu anda o Ljubljana'nın, Ljubljanica nehrinin en güzel renkleri de ortaya çıkmış durumda. Zümrüt yeşil yapıyor arkadaşlar burası. Ve bu yemyeşil şehirde, Avrupa'nın bir yeşil başkentinde de bu köprü boylu boylu uzanıyor ve muhteşem bir fotoğraf çekme imkanı sunuyor. Şu anda bulunduğumuz nokta arkadaşlar Kongre Meydanı. Burası Slovenya'nın tarihi açısından birçok önemli olaya ev sahipliği yapmış bir yer. Tarihin eski günlerine gidelim. 1988 yılında artık Slovenya, Yugoslavya'nın bir parçası olmak istemediği zamanlarda sessiz protestonun geçtiği meydanlardan bir tanesi de burası. Yine 2000'li yıllarda Bill Clinton, yanılmıyorsam 99 da olabilir. O dönemde yine şu gördüğünüz balkona çıkarak burada Slovenya Marşı'nın ilk kıtasını bütün halka seslendirmişti. Yani kısacası burası birçok resmi törenin, önemli etkinliklerin yapıldığı Kongre Meydanı. Zaten arkada muhteşem Ljubljana Kalesi de sizi burada karşılıyor. Evler de zaten karşıda dizilmiş bir şekilde. Tipik bir kare şeklinde uzanan bir meydandayız şu anda arkadaşlar. Bir ana 5-6 saatte maksimum merkezi gezilecek bir yer. Yemek sürenize dahil ederek söylüyorum. Ama gezilecek yerler birbirine çok yakın olduğu için toplu taşıma hiçbir şekilde ihtiyacınız yok. Kanal boyunca en kötü kaybolduğunuz zaman kaleyi karşınıza alın ve bu kale etrafında yürüyüşünüze devam edin. İşte size gösterdiğim Bill Clinton'ın çıkıp konuşma yaptığı ya da tarihte önemli olayların anlatılırken, halka seslenirken kullanılan balkon şu kamyonun arkasındaki Kongre binasının balkonu arkadaşlar. Burada akademiye var. Birçok önemli kurumların binaları da burada. Şu anda yine bir etkinlik var, onun hazırlığı yapılıyor. Muhtemelen bir konser olabilir ya da bir şehirle ilgili bir kutlama olabilir. Onun dışında işte küçücük zaten bir başkent, öyle çok büyük değil. En önemli binalarından bir tanesi de bu karşılığındaki bina. Buradan sonra da hemen şu yollardan hemen kanal boyu inip yürüyüşünüze devam edebilirsiniz. Şu anda bulunduğumuz meydan arkadaşlar Tyke Square, yani Cumhuriyet Meydanı. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki en büyük meydan. Ama gördüğüm en kötü meydan, öyle söyleyeyim. Tamamen o Rus komünizm dönemlerinden, o sosyalist dönemlerden kalma o mimari her yerde hakim. Küçük pencereli renksiz yapılar var burada arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki o Çekoslovakya ve Yugoslavya zamanında Slovanya'da ayrılan ülkelerden bir tanesiydi. O yüzden çok problemli dönemler geçirdi geçmişinde. Şu anda Avrupa Birliği'ne girdi ama o Avrupa'ya bakan yüzüyle o eski dönemlerdeki yüzü arasında böyle bir sıkışmayı siz de görebiliyorsunuz. Dediğim gibi bu meydan burada işte o dönemi anlatan sosyalist dönemlere kalma bazı heykeller de var. İşit temalı, her birini tek tek anlatamayacağım çünkü gerçekten çok sıcak şu an dışarısı. Ve şu an saat 2 olmasına rağmen bakın kimse yok, hafta içi olmasına rağmen. Slovenya sokakları çok boş bugünlerde, muhtemelen sıcaktan dolayı insanlar çok fazla ofislerinden ya da evlerinden dışarı çıkmıyorlar. Biz kışın geldiğimiz zaman o kadar canlıydı ki gerçekten çok hoşumuza gitmişti. Şu an böyle sıcaktan mı artık, bu sakinlikten mi bilmiyorum ama biraz bana hani o Slovenya cazibesini kaybetti, yani Ljubljana için söylüyorum. Ama yine de Avrupa'nın yeşil başkenti olduğunu unutmayalım. Gerçekten yemyeşil bir şehir. Sürekli bir parkların içinden, koca koca ağaçların içinden geçiyorsunuz. Şimdi buradan artık yine kanal boyundaki mekanları anlatmaya devam edeceğim. Bir diğer mekan arkadaşlar arkamda gördüğünüz Slovenya Ulusal Tiyatrosu ve Opera Binası. Burası da 360 derecelik bir opera binası. Rönesans mimarisini görüyorsunuz zaten arkalarda. Her tarafında böyle yine ejderha figürleri burada da çok kullanılmış. Şu anda kapalı, içeri giremedik biz de. Ama dışarıda bu güzel binayı size göstermek istedim. Hemen Tivoli bahçelerine çok yakın bir yerde. Yani sokak arasında. Geldiğiniz zaman bu görkemli yapıyı da görmenizi tavsiye ederim. Çok ilginç bir yer var arkadaşlar. Ljubljana'da Avrupa'nın en modern camilerinden birinin olduğunu biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum mesela. 2020 yılında arkamda gördüğünüz Ljubljana Camii açıldı. Bu Avrupa'nın en modern ve güzel tasarımlı camilerinden biri seçildi. 1400 kişilik bir cami. İçeride 6 tane binadan oluşan İslam Kültür Merkezi'nin tam kalbinde bulunan bir kare şeklinde bir cami var. Tasarımı çok farklı. 40 metrelikte bir minaresi var. Böyle rokete benzeyen de bir minaresi var. Şimdi biraz tren geliyor. Uzaktan çekeyim diye buraya gelmiştim. Ama şöyle bir saçmalık var. Onu size söyleyeyim. Buraya geldiğiniz zaman mutlaka yanınıza uzun bir şeyler getirmeniz gerekiyor. Çünkü biz şortluyuz, bizi almadılar. Arkadaş uzun giyinmesine hemen çorap yok diye almadılar. İşte böyle ilginç bir olaydı. Böyle bu şeriata uygun değil diyen saçma sapan birkaç tip vardı. Yani yine yobazına denk geldik. Kendi Müslüman olmana rağmen bir ülkeye geliyorsun. Camiye kılmaya çalışıyorsun. Bir namaz kılmak istiyorsun ya da cami görmek istiyorsun ama yine bizimkiler bizi almıyorlar. Ya işte hoşgörü dini diyoruz ama bu tür insanlar yüzünden hoşgörüsü kalmıyor işin. İşte biz de buradan böyle üzülerek yolumuza devam ediyoruz. Ljubljana merkeze geri dönüp diğer mekanları gezeceğiz. Şimdi köprüleri anlattık ama buranın altından geçen nehirden de bahsetmemiz lazım arkadaşlar. Ljubljanica nehri geçiyor buranın altından. Şehri iki tarafa bölüyor. Ama buranın en güzel tarafı nehir boyunca sağlı sollu binlerce mekanın sıralanmış olması. Görüyorsunuz Ljubljanalılar yaşam tarzı anlamında Avrupa'nın en eğlenmesini bilen toplumlarından bir tanesi. Ben her gelişimde burada kış olsun yaz olsun inanılmaz bir yoğunluk görebiliyorum. İşte burada insanlar eğlenmeyi çok güzel biliyorlar ama bu bütün koridor boyunca mekanları görebilirsiniz. Köprüler şehri olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Şu anda Butcher's Bridge, yani Kasaplar Köprüsü'ndeyiz. Etraftan aldığım duyuma göre inşallah doğrudur. Şaka bir yana şu anda gördüğünüz bu köprü Asma Köprü olarak da geçiyor. Her yerde Türk vatandaşları var. Bakın görüyorsunuz. Türkler zengin, geziyorlar. Ekibimizin değerli üyeleri. Asma kilitlerine asıldı yine bir köprüdeyiz. Her Avrupa şehrinde böyle bir köprüyü görmeniz mümkün. Burada çok şirin, bu asma köprülerin arasından güzel Ljubljana manzaraları çekebiliyorsunuz. Dileklerinizi dileyebiliyorsunuz. Bazı kısımlarda şu an kirlenmiş ama cam yapılmış. Altı da görebilecek şekilde ama çok kirli olduğu için çok fazla görülmüyor. Köprülere devam edeceğiz çünkü birkaç tane daha size göstermek istediğim köprü var. Hello. I'm fine, thanks. Ljubljania'daki mekanlarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Jože Plečnik'in için yaptığı Avrupa'nın ilk beton köprüsü olan Ejderha Köprüsü'ndeyiz. Bakın sağlı sollu 4 tane ejderhanın koruduğu bu köprü. Dediğim gibi Avrupa'da yapılmış ilk modern köprülerden, ilk betonarme köprülerden 1901 yılında yapılmış arkadaşlar bu köprü. Şehrin iki yakasını birbirine bağlıyor. Zaten Ljubljana ortasından geçen nehrin üzerinde bulunan birçok güzel köprüyle tanınan bir şehir. Şu anda biz o köprülerden bir tanesinden yine karşıya geçiyoruz. Ejderhalar da bu şehrin simgesi. Sıcak bir günün ardından arkadaşlar Ljubljana'da yeme içme için Pop's Pizza'ya geldik. Burası şehrin en ünlü Napoli pizzaları yapan yerleri. Yani ben Slovenya mutfağını çok bilmediğim için öyle şansımı garantiye almak istedim. Ve şehirdeki en ünlü mekanlardan birine geldik. Yine Ljubljanica nehrinin yan tarafında. Çok güzel, şirin bir mekan. Şimdi burada Napoli pizzalarını deneyeceğiz. Buz gibi de içeceklerimizi içeceğiz. Ve Mesli Caddesi'ndeyiz arkadaşlar. Burası nehrin bir paralel caddesi. Trafiğe kapalı bir cadde. Sağlı sollu çok şirin apartmanların dizildiği, rengarenk böyle duvarların size eşlik ettiği çok tatlı bir cadde. Bütün mekanlar yine burada sıralanmışlar. Bir anda hava o sıcaktan böyle bir kapkaranlık gökyüzüne dönüştü. Bir saat bile olmadı aslında. Yine şu an 4 civarı ama güzel bir yoldan yürüyoruz. O yüzden bu sıcakta havanın kapanması gerçekten bizim için de iyi oldu. Şimdi yavaş yavaş artık yukarı çıkamayacağız vakit darlığından dolayı ama sonrasında artık yavaş yavaş kapanışa geçeceğiz.